Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun diyorum. Herkese Gönlünüzde en yani güzellikleri, güzel mesajlar alalım inşallah niyetiyle. Şöyle bir neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir şuraya sıçradı gördüyseniz sizlerde. Bu sizin beklediğiniz, sevinçle, heyecanla beklediğiniz müjde bana gelir mi? İş tarafından geleceğini söylüyor arkadaşlar. Kariyer evinizle ilgili beklediğiniz bir haberin olabileceğini söylemekte. Bayağıdır beklemesine rağmen hala akıyorsa vardır bir hayrı diyoruz biz bu durumlarda. Demek ki yüreğinizde sıkıntı ettiğiniz bir konuyu biraz kanırtmış, biraz acıtmış, biraz zaman almış, biraz ağır ilerlemiş. Hani biraz böyle yoruyor evet o kesin ancak ee, sonuçta güzel bir şekilde akacak diyor burası bize. Devam ediyorken ben de bekleyeyim açıkçası bakalım neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Bir üzüldüğünüz konu olduğunu söylüyor. Acaba ağlarınız var burada? Bitti zaten akması da. Yani gözyaşıyla beraber acaba ne yapacaksınız? Bir yolda ve vermiş bir yoldan gelecek olan bir haberiniz var diyor. Burada kafa kafaya vermişsiniz iki kişisiniz. Altta böyle sinek gibi yapışmış bir insan var. Yani elin kolun bağlı ben ne yapabilirim ki dercesine bekleyen biri var burada. E, karşılıklı konuştuğunuz bir e, kişi, kafanızda bir araba var ama arabanın önünde biri duruyor. Yani ben gitmek istiyorum ama bu beni engelledi dediğiniz bir durum var anlaşılan o ki ki bu olaydan çok da kopamamış böyle burada bir e, uçurumun kenarında adeta bekler görsellerde çıkmışsınız arkadaşlar. Bu işin etrafında kafada e, haksızlık var ya da işte ne diyelim ona e, gerçekten bir hmm, şey diyebiliriz. Resmi imza atmak gereken bir işiniz var diyebiliriz. Bu yol her neyse iki kişi gideceksiniz ama yolunuz açık arkadaşlar. Bu dilek gerçekleşir. Bu uçurum kenarında yalnız kaldığınızı düşündüğünüz bir konu sonrasında bir tek kişisiniz siz ama size bağlı destekleyen iki kişi kafanızdaki de bir kişi. Ne yaptı kafanızdaki siz ve ayağınızdaki iki kişi totalde dört kişi gibisiniz. Şimdi karşınızdaki insanın aklında ya da onu destekleyen aslında onun yanında iki güçlü insan çıkmış. Yani bir hodri meydan değil belki bunun adı ama arkadaşlar şey ee ne diyelim? Bir konuşma, bir tarafların buluşması, bir proje bile olabilir, bir iş görseli belki bu, belki de aile fertlerinizle konuştuğunuz iki tarafın da bir araya gelmesi gerekiyor. Sizi destekleyen iki kişi var arkadaşlar. Aklınızdaki de bir kişi, yani belki de çocuğunuz için bunu yapacaksınız, kendi işte eşiniz için bunu bir şekilde aklınızdaki için bunu yapacaksınız şeklinde e, görüyor Rum arkadaşlar. Şimdi e, bu konuşma nereye varacak peki? Evet, öyle bir konuşmamız oldu ama hala havada der gibi çıkmışsınız. Nereye varacak? Bir kere kararlasanız. Ama bakın, şimdi kökünüz birbirine bağlı olan ortaya sıkıntıları öbek ettiğiniz hani önünüzde birisi var burada destekler mi evet ama kafanızda iki kişiyle ilgili bir bayrak var burada yani sanki siz bu olayda bu konuda aklınızdaki o iki kişinin ya teslim olmasını ya pes etmesini ya da işte geri adım atmasını yani sizin kafanızda o e, aklınızdaki iki kişinin bir şey yapması var. Yoksa siz kendi partnerinizse bile eşinizse bile patronunuzsa bile aile fertlerinizden biri ise bile zıt yönlere baktığınız kesin. Birisi kesinlikle yani bence bu sizsiniz. Geçmişinizden gelen iki kişiyle bu iş çözülmezse böyle ilerlemeyiz diyorsunuz. Fakat size bağlı olan bir diğeri bak ilerleyecek bak gör der gibi geleceği umutla devam ediyor arkadaşlar. Sonra zaten o kişi yani aslında sizi önden önden çeken kişi öne öne çeken geleceğe geleceği çeken kişi. 1, 2, 3 şeklinde üç kişinin toplanması var. Sizden gizli toplanıyorlar. Bilginiz olsun. Çünkü siz bu konuda birazcık ayak direttiğinizi görüyorum. Kafaya koymuşsunuz. inat etmişsiniz. Ben bu işte bunu bu şekilde yapacağım der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Nedir? Ee, her şeyden önce gerçekten şey var burada kesinlikle İki parça para için konuşuluyor. Yani iki defada ödenecek, iki kere de alınacak, iki aşamada çözülebilir. Buna ne derseniz deyin. Çünkü gelip size şey diyecek. Ya ben bu işi sen yokken konuştum ama şu şurada ariz bir derecede açıklıyor. Birisini sonra birisini sonra alacağız dediği bir, bir şey açıklıyorlar size. Siz hepsini bir almak istemişsiniz ama bu olay iki kere de olur. Bunu yapan bir erkek diyor arkadaşlar. Evet bir erkeğin ciddi anlamda sizin hayatınızda bir şeyleri diretmesi olacak. Bence de sizi öne doğru çeken kişi erkektir. Ama e, siz inat etmeyin, teslim olun ya da var olan süreci kabul edin. Çünkü sanki gerçekten geçmişteki kafanızdaki o iki kişi ne düzelir, ne değişir, ne de artık hani ort artık olmuş. Yani onun bir çözümü yok der gibi. Gelecekle ilgileniyor zaman. Bunu da yanı başınızdaki yani eşiniz diretiyorsa lütfen kabul edin sevgili kadın dinleyicilerim. Çünkü doğru aklınızdaki o iki kişiyle burada yürüyemezsiniz. Yani bu yol böyle yürümez diyor adeta. Şimdi şöyle bir de şöyle bir gerçek var. Olaylarınız o kadar üst üste ki burada hem para var hem aile olayları var şeklinde görünüyor. Şimdi karışık bir ay geçirmişsiniz ama aralık bana neler sağlar? Ee, eşinizin ciddi bir çabası var ya da patronunuzun. Yani takılı kaldığınız o iki kişiden pek bir hayır gelmeyeceğini e, ve de yanınızdaki patronunuz erkek olan eşiniz babanız belki abiniz bilemem ama o kişiye kulak asmanız gerektiğini Aralık ayı ile alakalı mücadeleniz evet devam edecek ama çok da güzel bir çözüm de var burada. Sonrasında çünkü bak araba var. Bu araba sizin e, alacağınız yol. Bu araba sizin alacağınız yol. İyi ama e, bu yolda şöyle bir şey var. Arkadaşlar birisi özellikle sizin bu yola çok gitmenizde buradan bir kazanç sağlamanızı da istemiyor. Neye karar vereceksiniz bilmiyorum ama yanınızdaki erkeğin fikri doğru. Hadi siz de ikna olacaksınız tamam ama Zaten aslında sanırım sizde kaygılandığınız nokta. Biz bu yolu seçersek bizim önümüze engeller gelir çıkar birileri durdurur diyorsunuz. Haklı olduğunuzu göreceksiniz sizde maalesef. O iki kişi yani özellikle iki kişi sanıyorum durdurmaya çalışacak. Neyse ki kuyruğu çıkan bir insan var. Bunlardan bir tanesi çok maymun iştahlı demek, dürüst değil demek, oynuyor demek, iki yüzlü demek. Her şekilde hoş değil. Her şekilde hoş değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle ki. Siz bir insanın ayağını kaydıracaksınız. Yani bu sizi zorlayan. Size bu olayları yaşatan. Onun yüzünden ben bugün böyleyim dediğiniz kişiye. Ocak ayında özellikle ipi ters durmuş. Bu da ay yuka çıkacak. İpliği pazara dökülecek. Etekteki taşlarınızı döktükten sonra aslında gerçek yüzü ortaya çıkacak. Maskesi düşecek. Buna her ne derseniz deyin arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir şey hali var. Hmm, ne diyelim ona? Bir müjde ile karşı tarafın gardının düştüğünü görüyorsunuz. Yani bunun maddi değil belki de ailevi olaylarsa bile size bunu yaşatan kişinin gardı çok net bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Bir rahatlama evresine giriyorsunuz. Ama ocak sonu olur. Hani ocaktan önce pek de mücadeleli geçecek diyor. Bak, iki kart birden geldi. Sen diyor iki arada kalıyorsun. İkisi arasında kalıyorsun. İkisiyle ilgili iki olay, iki durum, iki kişi. Ama kader çarkı senin kaderinde bunu deneyimlemek var ve sen aslında birisinden gelen müjdeyle ters döndüreceksin bazı ha ne var? Aralıkta da, Ocakta da sen bunun mücadelesini vereceksin ama adına hayırlı olur. Ben burada sizi biriyle görüyorum ve bu birisi de sizin yoldaşınız ya da işte sırdaşınız, belki de işte olayı başlatan kişi ya da neyse hani belki partneriniz eşiniz çünkü bilmiyorum. Ama şunu bilin arkadaşlar, burada doğru bir ilerleme, doğru yol kat etme olur. Hem de bariz derecede yani. Bariz derecede hakkınız olanını alırsınız. Ar arada kalan, arkada kalan, altta kalan, o kadar çok sessiz kalan insanlarınız olacak ki hani burada davanız her neyse ki bence işle ise hele sakın geri adım atmayın. Ama yanı başınızdaki o kişiyi dinleyin derim. Çünkü siz geçmişteki o iki insana ciddi takılı kaldığınızı göstermiş. Ama diyor ki sen geçmişte değil gelecekteki kişinin tavırları seni buradan kurtarıcı olacak. Kiraz gibi çıkmış. Yani siz aslında birbirinize çok bağlı ya partner ya da işte atıyorum belki de siz birbirinize bağlı bir sektördesiniz. Yani onun işi size sizin işi ona bağlı şeklinde görünmekte. Nazarınız olacak iş konusuyla çok kaygılısınız arkadaşlar. Aslında çok güzel gelişmeler var. Ama ocağa kadar mücadele edecek olduğunuz tabakta da çıkmış zaten. Oldukça karışık bir sürecinizin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar burada. E bu karışıklığı da açıkçası yine kendi mücadelenizle iki kişinin kafasındaki düşünceleri kıra kıra ve mücadele ede ede yaşayacağınız çıkmış. Atın alının olması bereketli gidecek olduğunuz anlamına gelir. İş çevrenize çok sevilmeyen bir insansınız. Neden? Fazla dürüst, fazla çalışkan, fazla akıllı, fazla iş bitirir. Yani aslında orada hani şey olur ya böyle ne kadar çok işini yaparsan bir insanın ne kadar çok ben biliyorum dersen bir o kadar iş sana kalır ya hani böyle etrafınızda her ya işi size bırakıyorlar yük sizde kalmış ya da siz ben biliyorum dedikçe insanlar aslında sizin haset fesat gibi dürtülerinizle e, görünmekte. Aile içerisindeki kişinin böyle kafa kafaya verip konuştuğunu görüyorum. Aşk hayatıyla alakalı da oldukça dedikodulu bir süreç atlatmışsınız ama sonrasında bir mücadele e, durumu var. Biri önden gidiyor, biri arkasından gidiyor. Ve burada bir bağ, bağ var ama e, bu aile bağı dedikodusuna, işte lafına oldukça fazla arkadaşlar. Baya e, şey diyebiliriz orada. Çok konuşulmuşsunuz, çok konuşuluyorsunuz. Çok çok çok. Yani orada bir şeyler çok bilginiz olsun. E, ne harfi görüyorum orada? Evlilik hayatınızla ilgili. Şuradaki siz zamanda yapmış olduğunuz bir hata var. Bu hatayı da herkes duymuş anladığım kadarıyla. Gerek iflas gerek aldatma gerek yalan gerek dolan bilmiyorum. Ama etrafınızdaki insanlar siz bundan akıl yani ders çıkartmamışsınız da hani böyle e, herkesin bir fikri var yani bu şeyle alakalı. Enteresan herkesin gereksiz bir fikri var diyor resmen. E, dolayısıyla benim burada size söyleyebileceğim 12 rakamı ve bir anahtar çözümüne ulaştırmışsınız. Milleti çok dinlemeyin siz zaten bazı bedelleri ödüyorsunuz. Burada ne yapmak lazım? Kariyer evinizdeki ciddi anlamda verecek mücadelenizin karşılığını alacak olduğunu bilin. İki kişi çok ciddi anlamda sabit fikirli. Hala bakkal defterini yazmak gibi siz artık bilgisayara geçelim diyorsunuz. Olmaz diyorlar gibi. Ama ciddi mücadele edecek ve sonunda hakkınızı alacaksınız şeklinde çıktı. Şimdi Kariyer evinizle ilgili bir kar seçeceğim. Evet bir erkeğin yanıt ben bilirim ben yaparım dediği bir konuda mücadelenizin devam edeceği ama kazanan olacak olduğunuzu söylemiş. Aile olayları iki kişi özellikle çok birbirine yakın duruyordu. Aşıklar kartı çıktı. Anne ve teyze birbirini sever. Dedikodular olayları olmuştur ama her şeyin üstünde bir sünger çekilir ve yolunuza bakarsınız arkadaşlar. Son olarak aşk hayatıyla alakalı baktığımda da Güzel bir başlangıç. Beş duyu organına hitap eden bir başlangıç. Ne demektir? Sen bir şey yaşamışsın. Ama iflas ama aldatma dedik az önce. Dolayısıyla sen bu işi atlatıyorsun. Üstesinden geliyorsun. Çok güzel de başlangıçlara gebe bir sürece geçiyorsun. Hani ağzı olan konuşacaksan boş ver. Biri önden gidiyor. Biri arkasından. Var olan doğru süreç. Hatta hayatınızda gelmiş geçmiş aşk hayatınızla alakalı en verimli sürece 5 duyu organınıza hitap edecek güzel başlangıçlara döngüsüne başlamışsınız. Şeklinde görüyorum arkadaşlar. Sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce güzel bir hafta olsun. İçimizin karardığı belki çok mücadele ettiğimiz belki ama sonuç nasıl olacak dediğinizde ya sabır şubat mart. Mart itibariyle arkanıza yaslanın derim. Yani o kadar çok net bir şekilde ee, önünüzü aydınlatmış görünmektesiniz arkadaşlar. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bir kere şöyle bir gerçek var. Ee, ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğidir bana burada. Hadi bakalım bugün de keyifle şöyle bir gördüklerimi aktarayım dediğim enerji sayenizde bana gelen e, enerjidir. Sizlerden aldığım enerjidir. Derdinizi bilemem ama şunu biliyorum arkadaşlar. Dermansız dert Rabbim vermez. Yani her dermanı derdin dermanı olur. Dermansız dertler işte maalesef ölümle sonuçlanmış olanlar. Değil mi nefes alıyoruz? O zaman daha rızkımız var demektir. Şimdi bugün size kim ne yaptı da bugün bu acıları çekiyorsunuz onu bilemiyorum ama netice itibariyle ilahi adaleti teslim edin. Neden? Çünkü eğer geç tecelli edecek. Çünkü arkadaşlar ee, yapanın yanına hiçbir şey kar kalmıyor. Çünkü arkadaşlar eden buluyor. Bu kural hiç değişmiyor. Siz arkanıza yaslanın. Kim ne yaşatmış ise eğer. Şöyle bir arkanıza yaslanarak arkadaşlar sabredin diyorum. Umutsuz olmayın diyorum. Umutsuzluk insanın dibe yani depresyona çeken maalesef negatifi düşünen bir taraf. O yüzden ilahi adalete teslim edin. O yüzden sabredin. Sağlığınız yerindeyse bugünleri tıpkı geçmişte aşmış olduğunuz gibi tekrar aşacaksınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.